Erkekler için ayrı bir bölüm mü yapsaydık acaba? Bence gerek yok. Ama Metin yazısını öne aldım. Merhabalar. Hoş geldin abi. Nasılsın? Merhaba. Hoş bulduk. Dergi için yazıyı getirdim. Bu ne hız abi? Sen derginin çıkmasını mı bekliyordun? Sağ ol. Ne bileyim, yazmak biraz olsun rahatlattı. Hükümsüz mahkumiyet ve kanuna uygun işkence. Ne üzerine? Mahkum olmamış insanların yıllarca tutuklu olarak hapsedilmeleri üzerine bir yazı. Yani eğer beraat ederlerse hapiste geçen yıllarını kim geri verecek? Güzel. Çok iyi abi. Sağ ol. Bu abi? O da öyle bir şey işte. Abi bu düpedüz şiir ya. Ya tamam mı? Şimdi boş ver, sonra okursun. Abi sen şiirde mi yazıyorsun? Oğlum yazmak değil işte, karalık bir şeyler. Ne bileyim, bak işte beğenirsen koyarsın. Tamam. Ne yapıyorsunuz? İşte basım için son hazırlıklar abi. Yani dergiyi bağlamaya çalışıyoruz. Tamam, benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Gel şöyle, sen de bak bakalım. Cemile Hanım. Birin çekil. Buyurun. Arama yapacağız. Geçin şöyle. Ne oluyor? Ne arıyorsunuz? Söylesene. Sus. Etrafı niye dağıtıyorsunuz ya? Ne oluyor ya? Söylesenize, ne arıyorsunuz? Görevimizi yapıyoruz. Ya sizin göreviniz etrafı dağıtmak. Size hiçbir açıklama yapmadan böyle elinizi kolunuzu sallayarak içeri girip düzenimizi bozamazsınız. Kontrol ediyoruz. Ya ne kontrolü, bu mu kontrol? Susun şimdi, hepinizi atarım içeri ha. Bak düzgün konuş benimle. Senin karşında insan var. Biz hayvan mıyız lan? Hakan! Askeri var! Çekil! Hakan! Çekil, yapmayın! Yapmayın! Ne yapıyorsunuz? Osman, ne yapıyorsunuz? Durun! Ayağınızı durun! Osman, durun! 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 Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Anne, tamam. Sizin hiç mi çoluğunuz, çocuğunuz yok? Siz her fırsatta adam dövmeye ne kadar meraklısınız be? Çekilin! Çekilin! Anne, tamam. İşimizi yapıyoruz. Adam gibi yapın işinizi o zaman. İçeride bir şey yok. Yavaş! Ne aradınız siz? Onu biz biliriz. Siz de bir rahat durmuyorsunuz ha? Bizim de başımızı derdi sokacaksınız. Biz ne yaptık be? Allah be, bir şey yapmadık. Kapımıza polisler geldi. Ulan siz etrafınıza baksanıza biraz. Memleketin haline baksanıza. Korkunuzun esiri olmayın artık, yeter. Köleler efendilerinden nefret etmektense özgür ruhlu kölelerden nefret etmeyi tercih ederler. Böylesi daha güvenli ve kolaydır. Kişilik sahibi olmak gibi bir külfete katlanmayı gerektirmediği gibi efendilerinin gözüne girme fırsatıdır aynı zamanda. Konu bu olduğunda öyle çabuk birleşirler ki şaşarsın. Kaşım kanıyor Zeynep. Yok anne, boş ver. Verin kızım, eve gidin de tedbir diyordu filan sürün hadi. Ben yaparım anne, tek başıma kimsenin gelmesine gerek yok. Hakan. Efendim? Nereye oğlum? Eve. Bekle.
Yönetmen hakkında ne düşünüyorsun abi? Heyecanlı, samimi, açık yürekli biri. Bana da öyle geldi. Huli, Ortaköy'e gidelim mi? İzmir konusu çekti canım. Gidelim abi, yiyelim. Canı yanıyor mu? Yanmıyor. Yaran büyük ama canı yanmıyor. Berin'i çok seviyorsun değil mi? Evet. Ama ona bir söz verdim. Ne söz? Sevgime karşılık vermesi için onu zorlamayacağım. Ben artık ikinizin mutlu olmasını istiyorum Hakan. Nasıl olacak bu anne? Biz birbirimizi kaybettik. Bulun o zaman. Ahmet öldü. Ama Beri'nin kalbinde hala yaşıyor. Bunun için yapabileceğim bir şey yok. Oğlum, ölen sevdiklerimizle ölmek, yaşayan sevdiklerimizle ölmüş kabul etmemiz manasına gelmez. Yoksa sevgiyi öldürmüş oluruz. O zaman ne yaşamanın anlamı kalır, ne de ölmenin. Daha iyi sen gideyim ben. Anne. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.